1918 yılında bağımsızlığını ilan eden, ancak birkaç ay sonra Bolşevikler tarafından ortadan kaldırılan Belarus Halk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlamak üzere binlerce kişi 25 Mart'ta Belarus'un başkenti Minsk'e geldi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden ülkenin milli bayramı, her ne kadar resmi olarak 3 Temmuz olsa da 25 Mart birçok kişi tarafından bağımsızlık günü kabul ediliyor ve Belarus kimliğinin gerçek sembolü olarak görülüyor. Tıpkı 1995 yılından beri kullanılan bayrağın değil de bağımsızlık sonrası Belarus'un beyaz kırmızı bayrağının hala ülkenin asıl bayrağı olarak benimsenmesi gibi. Normalde kullanımına izin verilmeyen bu eski bayrak anma gününe özel kutlamalar kapsamında serbest bırakıldı. Umarım bu bizim bağımsızlığımız için yeni bir başlangıç olur. Çünkü biz Belaruslular özgür değiliz. Olay bugün meydanda bulunan binlerce insanı etkiledi. Bunun yanı sıra bu sabah şehrin başka bir yerine gitmek isteyenler için işler hiç de kolay olmadı. Devletin izin verdiği kutlama ve şenlikler başlamadan bir saat önce başka bir yerde düzenlenen yasak bir gösteri ise polisin müdahalesiyle kısa bir süre içinde sonlandırıldı. Çok sayıda rejim karşıtı ya da sıradan vatandaş kutlamaların yapılacağı alana kadar yürüyüş düzenlemek amacıyla kentin başka bir noktasında toplanmıştı. İnsanlar kutlamalardan önce bir miting yapmaya çalışıyor ancak birbiri ardına tutuklanıyorlar. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Сегодня вышли праздник. Bugün bayram. Neden insanları tutukluyorsunuz? Bu gerçek bir diktatörlük. Ne ifade özgürlüğümüz var ne de insanlara sahip kalmış. İnanılmaz. Ünlü muhalif ve 2010 seçimlerinde başkanlığa aday olan Mikhail Statkevich ve eşi Marina ile görüşmeye gidiyoruz. Çift 25 Mart olaylarından önce olası bir tutuklama ihtimaline karşı evlerinden çıkmamış. Sürekli bir gözetim altında tutuluyorlar. Burada radyo hep açık. Bir dinleme sistemleri var. Bu yüzden gürültü yapıyoruz. Böylece bizi pek duyamıyorlar. Mikhail Statkevich, Lukashenko'nun 2010 yılında yeniden seçilmesine karşı düzenlenen büyük protesto gösterilerine karşı uygulanan sert baskı sonrasında tutuklanmıştı. Statkevich ve bazı diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması, Avrupa'nın Belarus'a yaptırımlarının birçoğunu kaldırmasını sağladı. Muhalif Statkevich, baskının daha sonra da devam ettiğini, hayatının 8 senesini cezaevinde geçirdiğini söylüyor. Bu ülke insanları boğuyor. Burada nefes almak çok zor. Burada korku hüküm sürüyor. Kimse özgürlükten bahsedemez ve onun için savaşmazdı. O zaman insanlar özgürlüğün var olduğunu bile hatırlamazlar. Toplum parçalanıyor ve ülke herhangi bir dış güç için kolay bir hedef haline geliyor. Şimdi Lukashenko Putin tarafından destekleniyor ve Putin Belarus'ta Lukashenko'dan çok daha popüler. Bu da Belarus'un olası ilhakını Putin için çok daha kolay ve çekici hale getiriyor. Ülkemiz için normal bir gelecek istiyoruz. Ve bu yüzden de sokaklara çıkmaya devam edeceğiz. Görüşmemiz aniden kesiliyor. Niklav Sivçik ve Vinyarski ile mi görüşüyorum? Telefon çalmaya devam ediyor. Belarus'taki baş muhaliflerden üçünün tutuklandığı haberini alıyoruz. Evet, evdeyiz. Deneyeceğiz. Yurunis bizimle. Burada evimizde. Bu yüzden bize bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Hı hı.
Muhalif politikacı görüşmemizden 4 gün sonra kutlamalar öncesi düzenlenen izinsiz yürüyüşe katılma girişiminden dolayı evinin önünde tutuklandı. Çok yaşa Belarus. O gün tutuklanan birçok insan aynı günün akşamında serbest bırakıldı. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen protestoların bastırılması ise bu seneye nazaran çok daha çetin geçmişti. Yılda 6 aydan az çalışanların devlete vergi ödemesini öngören, toplumsal parazit olarak adlandırılan vergi kararını protesto etmek için binlerce insan haftalar boyunca hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti. Sıradan vatandaşlar, aktivistler, gazeteciler, yüzlerce insan tutuklanmıştı. Birkaç hafta sonra hükümet vergi kararının askıya alındığını duyurmuştu. Ülkedeki tek bağımsız sendikayla bir randevumuz var. Burada zorluk yaşayan insanlara destek oluyor ve yasal olarak onlara yardım ediyorlar. Vladimir ve Dimitri geçen yıl sosyal parazit vergisine hedef olmalarının ardından aktivist olmuş. Vladimir hayatında ilk kez 2017 yılında gösterilere katılmış. Tutuklandım ve avukatım olmadan herhangi bir açıklama yapmama izin vermeden ve ailemi bilgilendirmeksizin beni ışıksız, havalandırması olmayan bir hücreye koydular. Ailemin bütçesini zorlayan 350 euro tutarında bir para cezası aldım. Muhalif olarak etiketlendiğim için de iş bulmam daha da zorlaştı. Работу стало искать еще гораздо сложнее. С декретом номер 3 я Sosyal parazit vergi kararının ardından yeni politikalarla ilgilenmeye başladım ve yasaları inceleyerek kendimi nasıl koruyabileceğimi öğrendim. Belarus'taki birçok insan gibi onlar da hayatlarını kazanmak için yurt dışında çalışıyor. Krizle birlikte gelir ve istihdamda ciddi bir düşüş yaşandı. Hazırlık kararnamesi yeni endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu kez de işçilerin sosyal sigorta primlerini kendilerinin ödemesi söz konusu olabilir. Yeterli miktarda para kazanılan bir ailede bireyler farklı düşüncelere sahip olabilirler. Otoriter iktidarın özgürce düşünen insanlara ihtiyacı yok. İnsanlar yoksulluk içinde yaşadığı zaman küresel şeyler hakkında düşünmezler. Öncelikle kendilerini kurtarmak isterler. İşte demokrasi ve otoriter rejim arasındaki fark da budur. Sendika bu durumdan oldukça rahatsız. Devlet mülklerine el koymuş ve yüzlerce sendika üyesi de soruşturma altında. Görüşmemizden birkaç gün sonra Dimitri de tutuklandı. Medya devletin kontrolünde, düşünce ve ifade özgürlüğü ciddi baskı altında. Alexander Lukashenko'nun otoriter rejimi, Avrupa için daha iyi bir imaj çizebilmek adına bu baskıcı tutumunu biraz da olsa gevşetmek istiyor gibi gözüküyor. Belarus, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden bu yana Avrupa Birliği'ni her zamankinden daha da çok istiyor. Ancak Avrupa Birliği'ne dahil olabilmek için ülkedeki insan hak ve özgürlükleriyle ilgili standartların yükseltilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı da bazı değişikliklerin uygulanabileceğini, ancak Moskova'nın da göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Sovyetler Birliği'nde uyuyup tamamen Avrupalı demokratik bir devlette uyanmamız mümkün değil. Ama bu öğrenmek istemediğimiz anlamına gelmiyor. Gelecekte neler olacak? Önümüzü görmek istiyoruz. Belarus ve çevresindeki durum Ukrayna krizinden sonra biraz değişti. Örneğin güvenlik sorunları. Bu nedenle Belarus yetkilileri toplumdaki istikrarı korumak için ihtiyatlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Minsk metro istasyonunda Kseniya ile buluşuyoruz.
Senia ayın sonunu getirmek için ek iş olarak metroda müzisyenlik yapıyor. Genç kadın vaktinin geri kalanındaysa başkentten 100 kilometre kadar uzakta bulunan bir köyde öğretmen olarak çalışıyor. Okuldan eve döndüğünde onunla tekrar buluşuyoruz. Ksenia aylık 200 euro olan maaşıyla zar zor geçiniyor. Maaşımın yarısıyla odun alıyorum. Bir diğer masrafı ise haftalık satın almak zorunda kaldığı 3 resmi gazete. Bunu propaganda olarak yorumluyor. Tüm öğretmenler bunları almak zorunda. Peki gazeteler ne hakkında? Devlet, politika, kurallar ve her şey hakkında. Bilmiyorum. Onları gerçekten okumuyorum. Ama ateş yakmak için işe yarıyor. Ksenia en zor kısmınsa okuldaki ideolojik baskı olduğunu söylüyor. Öğretmenler müdürden, müdürse daha yüksek mevkide bulunan başka birinden korkuyor. Yani aslında herkesin korktuğu biri var. Ve bu atmosfer özgürlük değil. Belki Sovyetler Birliği'nde yaşamış olan yaşlı biri için bu çok iyi. Bilemiyorum. Ama gençler için dayanılmaz. İlerleme yok, bağımsızlık yok, gelecek yok. Ve bir sürü polis. Her yerde polis var. Komşu köyde genç rapçi Somile ile buluşuyoruz. Yurt dışında kazandığı parayla bu evi satın almış ve burada kendi kayıt stüdyosunu kurmuş. Müzisyen sosyal parazit vergisi ödemeleri kapsamında mutluluk diye adlandırılan mektubu alan ve bu listeye dahil olan 470 bin vatandaştan biri. Yaşadığı olay ona bu konu hakkında bir şarkı yazması için ilham vermiş ve bu şarkının video klibinde rapçi, vergi dairesinin mektubunu yakarak özgürlüğe olan özlemini dile getiriyor. Burada şehirde olduğumdan daha özgür hissediyorum. Şimdilik yetkililerle hiçbir sorunum yok. Dilediğim şey hakkında konuşuyorum. Düşündüğüm her şeyi söylüyorum. Ama belki de beni henüz dinlemediler ve bu yüzden şimdilik başım belada değil. Sovyet mirası ve modernliğe duyulan açlık arasında yıkılan bu ülkede iki tip gençlik var. Ülkenin başlıca gençlik örgütlerinden Belarus Cumhuriyet Gençler Birliği'nin yıllık bölge toplantısına katılıyoruz. Komsomol akımından gelen Komünist Gençlik Örgütü devlet tarafından finanse ediliyor. Артём Языченко, активист Минской городской организации Союза молодежи. Artsyon Belarus Cumhuriyet Gençler Birliği'nin kamu düzeni ve güvenliği bölümünün başında ve bazen polise yardım eli uzatıp destek veriyor. Yanındaki Yegor ise 21 yaşında ve Minsk Belediye Meclisi Konseyi'nde Gençlik Meclisi'nde başkanlık yapıyor. Gençler vatanlarına ve hükümete oldukça bağlı.
Benim için en önemli değerler vatanım, milliyetçilik ve milli duygulara sahip olmak. Bu vatanseverlik bize okulda çocukluktan aşılanıyor. Ülke en önemli değerlerini hala koruyor. Halkın saygısını kaybetmedi. Her vatandaşa, her köye, kasabaya ve hatta ülkedeki her yola ayrı önem veriyor ve ilgileniyor. Bu yüzden de Belarus'a geldiğinizde çok temiz bir ülkeyle karşılaşıyorsunuz. Her gün her bir vatandaşını ayrı ayrı gözeten, kollayan ve onlarla ilgilenen bir ülke. Bu sebeple burada istikrar olduğunu açıkça görüyorsunuz. Pavel Belavus ise milli benliğini daha farklı bir şekilde ifade ediyor. Bu dükkanı 3 yıl önce açmış. Buradaki her şey eski Belarus bayrağının renklerini taşıyor. Belarusça oyunlarımız var. Nobel ödüllü yazarımız Svetlana Alekseyeviç'in eserleri de dahil olmak üzere çocuk ve yetişkinlere yönelik kitaplarda satıyoruz. Dükkanımda aynı zamanda Belarus'u en iyi şekilde temsil eden hediyelik eşya ve müzikleri de bulabilirsiniz. Pavel, dükkanın amacının rejimin dışa açılmasında bir işaret olduğunu düşünüyor. Ancak bunun şimdilik sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu dükkan yüzünden kimse bizi tutuklamasa bile, eğer olur da beyaz kırmızı bayrağımızı alıp dışarı çıkarsam, polisle problem yaşayacağım kesin. Gücün iki eli var. Biri izin verir, diğeri ise yasaklar. Biri severken, diğeri de döver. İşte biz bu iki elin arasında adeta birinden diğerine düşmemek için çabalıyoruz. Pavel aynı zamanda 25 Mart'ta planlanan kutlamaların da organizatörüydü. Hadi biraz el ilanı almaya gidiyoruz. Yaşasın Belarus yazısını sahneye koyacağız. Jive Belarus. Tak. Jive Belarus. Вон машина моя. Polisin şerit çektiğini görüyoruz. Tutuklamalar var. Ama biz şu an buradaysak buna izin verdikleri için değil, insanlar istediği için buradayız. Bu etkinliğin yapılmasını arzulayanlar işte bu insanlardı ve biz başardık. Kimsenin bizden korkmaması gerektiğini ve bizim de kimseden korkmadığımızı herkese kanıtladık. Biz bir ulus inşa ediyoruz. Yaşayacağız. Bu topraklarda yaşayacağız. Belarusça konuşacağız. Beyaz, kırmızı bayraklarımız dalgalanacak. Teşekkürler. Yaşasın Belarus.